Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün açılışı yakışıklımla çekiyor. Benimle çekiyorlar. Nazik dükkan da hala gelmedi. Ilgaz'ı bana bıraktı gitti. Ben de bugün iftarımıza şey yapacağım. Pide. Aklıma gelmedi yine. Vallahi hemen unutuyorum arkadaşlar. Hem fırınımıza yapacağım. Ev yapımı pide yapacağım arkadaşlar. Canımız bugün pide istedi. İnşallah sizler de beğenerek, severek yaparsınız. Hemen şöyle malzemelerimize geçelim. Şöyle elime koyayım. Şurada 5 su bardağı unum var. Unumu şöyle aldım arkadaşlar. Hamur yoğurma leğenime döktüm. 2 tatlı kaşığı silme tuzum var. Tuzumu döktüm. Şöyle 1 yemek kaşığı şekerim var. 1 paket toz mayamız. Normal bu 200 milimlik su bardağıyla 2 bardak aldı. Buna koydum. Şöyle 2 bardak suyumuzu da dökelim. Tekrardan fazla alırsa su ilave edecek. Şimdi ölçümü size vereyim. Yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Abdurrahim sen şunu su doldurduğundan sonra oturan yanım. Hadi anne. Sıcak su. Ilık su. Ilık olsun. Mayası gelecek ki. Bakalım belki de istemeyecek. Belki de isteyecek. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl değerli takipçilerim? Vallahi bizler soracak olursanız bugün Ilgaz'la çok uğraştım. Nazik dükkanda işi var. Dükkana gitti. Şimdi bu biraz daha ister. Dur şey bakalım ne oluyor? İster, dökme ister. Dökme. Anneciğim dökme. Cevik olursa şey demez. Dur. Yiyorum da. Ona hemen atacak ama ister diyorum size. İsterse dökerim. Şöyle toparlayayım da. Dök şuraya. Ama az dök. Tamam yeterli. Şu kadar da iki parmak daha su döktük. Hamurumuzu içine. Bunu güzelce yoğuralım arkadaşlar. Keşke ben yoğurayım. Sen nasıl yoğuracaksın? Niye? Yoğurabiliyor mu ki? Az daha dökeceğim şu alttaki kurular toplasın. İşte dükkanı hep ben yoğuruyorum koca koca bunları. He olabilir. İnşallah yazana yetiştireceğim. Biraz geç kaldım. Çünkü Nazik bana geleceğim dedi. Gelmedi. Müşteri varmış. Yoğunlarmış. Hadi mamur yedecek miydi? Bu mayalarınız çok olur. Hayır unut bari sana zahmet Abdurrahim. Altına şeyini koymayı unuttum. Hamurun mayası gelene kadar arkadaşlar biz de Abdurrahim'le beraber iç malzemelerimizi, soğanımızı, biberimizi, domatesimizi derken biraz kıymalı, biraz da kaşarlı yapacak, yumurtalı kaşarlı. İç malzemelerimi hazırlayacağım. Olur mu? Toparladı hamur kendini. Baksana daha olmadı. Daha yoracak mı? Toparladı. Şöyle görüyorsun, bıraktı hamur kendini, topladı tamamen. Tertemiz oldu. Orucu bitiriyor arkadaşlar. Ne kadar tatlıydı Ramazan'da yemek yemek. Aynen. Yemek hazırlamak değil mi Abdurrahim? Gerçekten hele son saatlerde yemek telaşına koşturmak, sofrayı hazırlamak. Bir şey olmaz bir şey. Her şeyin tadı tuzu 2 günümüz kaldı bitmeye. Ama çabuk geçti sanki. Günler artık yok mu yok olmuyor ben akşam buluyorum. Şöyle pürüzsüz bir hamur elde ettik. Ben bunu ağzını hemen kapatıp arkadaşlar mayalanmaya bırakacağım. Yavaş yavaş tutarım. Yeterli o. Evet arkadaşlar hamurun mayalanmadan malzemelerimize geçtik. Abdurrahim şöyle bana yardım ediyor. Bir tane soğanımız var. Soğanımız soymuş. Ben de robottan geçireceğim ki ince olsun.
aşağı tam oturmamış herhalde bunun. Şunu almadı. Şimdi güzel oldu. Hemen soğanımızı şimdi alalım. Diğerimizin içine. Onu yapma, onu yapma. Yeter at buraya. Nasıl yeter? Niye yetmez? Çok mu olsun soğanlar? Tabii canım. Neyse bizimkiler bol harcı sevdiği için ikinci soğanımızı da yapıyor arkadaşlar. Küçük küçük dur da çapamasın bıçak ağzını. Şöyle parçala. Bir adet. Ne biberiydi annem? Oğlum salçalı biber dur. Kapya biber. Kapya. Kapıyı. Buranın. Dur bıçağımızı koyalım. Getir. Evet arkadaşlar. Sınavın da çok daha marat ama kendimi göstermiyordum. Evet. Abdurrahman Becer böyle şeyin istesini lokantasında çok yaptığı için şöyle de ufak yollu çok büyük değil. Biberlerimiz var. Yeşil biberimiz 6 tane. Onları da koyduk. Ha, nazik kesimimiz çalıyor. Gözüm gitti anne. Soğanlar gerçekten çok acı. Ben de anlamadım bu sene soğanlarla. Çok da inceltmiyorum arkadaşlar. Çok incelttiğimizde suyu çok çıkıyor. Evet. Şöyle orta boy. Kalınmış. Kalınları alabilirsin içinde. 3 tane orta boy domatesimiz var. Kabuklarını soyduk. Hemen elini üstüne geçirip arkadaşlar. Annemin naziye geldi artık bana ihtiyacı var mı? Niye kalır kalır? Beraber yaparım ne güzel bak. Birlikte kuvvet doyur. Şuna hazırladığım malzemelerimi Abdurrahman şunu alsana yıkayalım onu. Yıkayayım mı? Kenara koydum makineye atarım. Hemen kıymamı da getireceğim için arkadaşlar. Evet arkadaşlar malzememizi çektik. Şöyle kıymamı da getirdim. 400 gram kıymamız var. 480. Ya yarım kilo ya. Ha 480'miş yarım 400 gram al demiştim. Fazla almış Abdurrahman. Şöyle böyle tatlı kaşığı dolusu tepeleme toz biberim var. Bir tatlı kaşığı silme tuzum var. Bir çay kaşığı da karabiberim var. Baharatlarımı da döktüm. Şu şeyi de alalım burada. Şimdi güzelce yoğuracağım. Ben bunun içine yağ da dökeceğim arkadaşlar. Kıymamızı yağsız almış. Önce kendi şeyiyle bir yiyorum. Ondan sonra sıvıya dökeceğim biraz. Bir çarjımız lokantakilerin aynısı. Bir değişiklik yok. Şöyle domatesin çekmeğini de elimde incelttim. Abdurrahman yağ getirsene biraz. Ne? Sıvı yağ getirsene. Biberlerin bayasını çekmemiş robot. Şu onlar mı? Hemen kalın olmasın diye getir. Alıyorum. Dök üzerine. Yoğurayım biraz daha. Döktük az daha dök. Yağlı güzel olur. Tamam. Şöyle yağımıza da biraz karıştıralım. Bunu şöyle kenara alacağım. Üzerine kapatıp arkadaşlar. Şimdi kaşarımı rendeleyeceğim. Ramazan bunu yemez baharatlı olduğu için. Kaşarımı rendeleyip yumurtalı kaşarlı da yapacağım. Arkadaşlar şöyle yumaklarımı tuttum. Hamurumun mayası gayet güzel gelmiş. 6-7 tane yumak oldu. Bir tanesini açtım. Şimdi ikinciyi açmaya size göstereceğim. Elimi işte yavaş yavaş şöyle uzatarak unlayarak. Evet arkadaşlar. Gelen de nazik değilmiş. Sümeyye'ymiş zaten.
Evet. Benim büyük kız geldi. Ona tatlı verdim. O götürdü. Biz de Nazik kendi de şey yaptıydık. Ama dedesi gerçi ılgaz avutuyor. Benim şeyim biraz hamuru sanki azıcık sert olmuş. Yoksa bunun hamuru biraz daha yumuşak olması lazımdı. Ama yine de açılıyor. Hamurumuz, unumuz baklavalık böreklik olduğu için arkadaşlar çok özlü. Açılması biraz zor oluyor bunun böyle şeylerde. Merdanem olsaydı aslında şöyle iki sallardım ve açardı. Şimdi oklavamı buraya getirsem zannediyorum ki şunu geç şöyle alın bir oklavayla deneyim arkadaşlar. Belki daha düzgün açacak. Ama oklavamızın evet oklava gerçekten güzel oluyormuş. Yapış sağlar niye bir dakika masaya yaptın? Yok yok. Oldu bir tane. Elimle uğraşmama da gerek kalmadı. Yeter ki seninle kuru soğanları temizliyorum. Abdur abi de bu arada yeşilliklerimizi hazırlıyor. Şöyle. Oklavanın yardımıyla daha güzel açtı. Ben şimdi buna gayet ince oldu, güzel oldu arkadaşlar. Ben şimdi aldığımız kıyma harcımızı şu şekil. Şu şekil koyacağım. Kenarlarını kapatacağım için çok kenarına vermeyeceğim. Bu arada kaşarımı da rendeledim, kenarda bekliyorum. Aa, bu şey de çok sıkı. Hemen şuradan arkadaşlar şöyle şu şekil görüküyorum elimde. Şu şekil kenarlarını içine doğru büküyor. Şu kısmını şöyle büküp. Vay, Aksaray pidesi mi yapıyorsun? Yok, Aksaray pidesini hiç bükmezler. Bu Merzun pidesi. Bükmezler de ince oluyor ya, bu da ince oluyor. Hı hı. Hamur oğlanın bir çok güzel oluyor. Çıtır çıtır. Anne bu şey soğan beni öldürdü. Şu şekil yaptım arkadaşlar. Hemen tepsini getirin. Arkadaşlar öldüm. Evet arkadaşlar bu arada kaşarlının da bir değişik şekli var. Onun ilk hamurunu hiç kaşar koymadan fırına sürüyorsun. Öyle değil mi? Hı hı, onu yaptık hani gösteririk. Şöyle yaptık. Yani önceden ikinci de getirelim. Atacak olanlar varsa değil. Bu hamurumu elimde açmıştım. Bayağı uğraştım, inceltmişim. Bak arkadaşlar oklavalı daha güzel oluyor. Oklavanın her tarafı oldu. Hemen yine tekrardan kıymamızı şöyle koyalım. Üç harcımız yine çok olmuş. Geçenki şeyinki gibi. Fazla konuyor değil mi Abdurrahim? Fazla olmaz. He? Uğur bu kadar koyuyor. Yok. Az mı koyuyorlar? Biz geniş yapıyoruz ama hiç. He. Şu fırınımızı açsana 250 derece aç. Yüksek derece. Açmışlar ne? Geri kapattım ben erken diye. Bunu da böyle yaptıktan sonra arkadaşlar yine tekrardan şu kenarından başlayarak içe doğru büküyor. Şu köşesini şöyle birleştirdim. Bu Merzifon pidesi. Aksaray pidesi de tamamen bizimkilerin kenarı hiç kapatmaz. Böyle sırf kıyma böyle kenarına kadar koyuyorlar. Açık pide oluyor bizimki de. Ama ne oldu? Lahmacun gibi oldu. Bizim oran böyle oğlum. Bir şeyleri görmedin mi? Mevlüt'te ne yaptırıyor ya? He. O diyor ben ne? Evet. Lahmacun gibi yapıyorlar. Hı hı. İpin gibi. Aynen. Aha arkadaşlar bu da böyle oldu. Ama bu kalkacak mı inşallah? Heh. Bozmadan kaldırdım. Çünkü hamurumu çok önce açmışım ben bunu. Hemen bunu şöyle çekeyim. Göstereyim. Şey ısınana kadar fırını ısınana kadar ben şuradan açmaya hala devam edeceğim. Az altına un atıp arkadaşlar. Onu çek Abdurrahim. Şunu bir açayım da oklavam şimdi uzun ya ona değer. Hamurun mayası kadar güzel gelmiş ki elimin altında patlıyor arkadaşlar patlatır.
Telefonum cevap yok. Kim o telefonun? Senin kim? Of, bana daha kolaymış arkadaşlar. Ben ilk baştakinde bayağı uğraştım. Müşterimi de çaldı. Görüyorsunuz arkadaşlar, Abdurrahim de çağırıyor paket için herhalde. Artık ben yalnız yapacağım. Kenarlarını büküp tepsimi aynı onu ya öbürünü yaptığım gibi aynısını yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz yapmış olduğum pidelerimi hemen 250 derece ısıttığım fırınıma göndereceğim. Ondan sonra inşallah öbür pidelerimize geçecek. Evet arkadaşlar, pidemizin biri pişti. Hemen bunu şöyle çıkarttım. Şu yedekteki pidemi gönderiyorum hemen fırınıma. Gerçekten hiç normal şey pidesini aratmıyor arkadaşlar. Ben bunu yumuşaması için fırının sıcağıyla hemen şöyle kenarlarına yağ gezdiriyorum. Aslında bu tereyağı olsa daha da güzel olurdu. Yedi tereyağımız kalmamış. Ben normal sıvı yağda yumuşasın. Bundan sonrakine şimdi Ramazan'ın şeyini yapacağım arkadaşlar. Kaşarlısını yapacağım. Kaşarlımızın da hamurunu direkt yapıp fırına göndereceğim. Hamuru biraz böyle kızarmaya başladıktan sonra kaşarını koyacağım. Yoksa kaşar tamamen erir. İçinde kurur. Sert bir pide elde ederiz. Bu da hiçbir şeye yaramaz. Hemen şu yağımız yine işimize yarayacak. Bunu buradan kaldırıyorum. Et tahtamı da aldım şu kenara. Yumaklar yine şişmiş. Ben şöyle arkadaşlar şuradan göstereyim. Yumaklarımı biraz daha küçülttüm. Oklava yardımıyla. Şu kalın olan yerlerine de yine oklavamızla sürelim. Hatta şöyle hafiften onu yedirelim. Hiçbir şey olmaz. Korkmayın. Onun olacak diye onu yer. Görüyorsunuz aynı lahmacun hamuru incecik açtı. Şimdi ben bunu arkadaşlar şöyle bükeceğim kenarlarını, aynı pizza hamuru gibi. Şu kısmında yine köşelerini birleştirelim. Kenarda beklesin bunu. İki tane yapacağım. Ama mayası o kadar güzel gelmiş ki. Thank you.
Bunu serpin arkadaşlar. Dediğim gibi yapışmasın. Şöyle üstünü açana kadar. Yumaklarımı küçülttüğüm için fazla bir kaçınmıyor. Şöyle yaptığımızda zaten görüyorsunuz hemen sünüyor. Bunu da aynı bu şekilde bükeceğim kenarlarını. Şu şekil. Köşelerimiz açılmasın. Aynen böyle yapıp şimdi tepsime yerleştireceğim arkadaşlar. Pidelerimi boşalttım. Tepsimi hemen yaptım. Pidemi alıyorum arkadaşlar. Böyle boş. Boş gönderiyorum. Eğer kaşarınızı koyup da gönderirseniz kaşarınız işte yanar, hamurunuz pişmez. O zaman da hiçbir güzel lezzet alamazsınız. Ben bunu şimdi böyle bir az bir pişirip hemen alacağım. Kaşarların üstüne ekleyip o aşamayı da göstereceğim size. Hemen fırınıma gönderim. Anne. Evet arkadaşlar, şimdi fırına gönderdim. Kaşarlı pidemin hamuru gayet güzel kabardı. Hemen şöyle içine. Ramazan yumurtalı istemedi. Sadece kaşarlı istedi arkadaşlar onun için. Bunu sade kaşarlı olacak. Dediğim gibi direkt temas ettirmeyin kaşarla hamuru birbirine. Yoksa hamurumuz pişmeden kaşarlar erir, yanar içinde. Böylesi gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Deneyin. Hemen fırınıma gönderiyorum hamurumu soğumadan. Evet arkadaşlar, ikinci pidemi de çıkarttım. Şöyle altını göstereyim. Gayet güzel kızarmış altı üstü. Yalnız şu kısmına şurası şöyle kapanmış fırına sıcağıyla. Burası kızarana kadar bu taraf yanar diye geri çıkarttım. Pişmiş zaten hamurumuz. Hemen gene şöyle tekrardan kenarlar yumuşasın diyerek yağımızı sürüyor. Fırındaki pideleri hiç aratmıyor arkadaşlar. Eğer dışarıdan yemek istemeyenler varsa evlerinde gönül rahatlığıyla yapabilip yerler. Yılgaz tripo da hevesleniyor öyle. Şimdi kaşarlarımız da pişecek. Onları da çıkaralım. Hemen arkadaşlar kaşarımı da getiriyorum. Gayet güzel oldu. Dediğim gibi görüyorsunuz. Hala kaynıyor kaşarlarımız. Hemen şöyle kenarlarını hafiften yağlayayım. Zaten kaşarlar kenara aktığı için yağlanmış. Çok yağ sürmeyeceğim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel pidelerimiz oldu. İnşallah sizler de beğenerek, severek yaparsınız değerli takipçilerim. Şöyle. Evet arkadaşlar, pidelerimiz şöyle çok güzel. Bu yeni çatı sıcak. Çok güzel pişti. Hemen şöyle şunu da göstereyim. Bu da Ramazan kaşarlısı. Bu da gayet güzel oldu. İnşallah sizler de beğenerek severek yaparsınız canlarım. Eşim de şöyle söğüt yapmış yanına. Özentisiz diyor tabii ki. Göstereceğimi bilemedi. Ben de gösterdim, aldım buradan. O da karpuz doğruyor o tarafa. Olsun, bir şey olmaz. Şöyle yanına koyalım. Öyle güzel olur. Tamam, bir şey olmaz. Ben onu yapaydım. Senin çıkaracağını bileydim bak. Ha, olsun bak. Görselliğin işte. İlla kamera çıkarmaya gerek yok. Normalde gösterebilirdin. Evet arkadaşlar, videomuzu sonlandırmadan önce kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun. Burada yeni gelen arkadaşlarıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.
Yeni gelen takipçilerimiz var. Çok güzel yorumlar alıyoruz arkadaşlar. Hepsinden Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.